Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor sevgili izleyenler. Erdoğan İstanbul'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Görüşmenin detaylarına bakacağız şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. 1,5 saat süren görüşme saat 17 sıralarında sona erdi. Arkamda turuncu koltukları görüyorsunuz. Bir kez daha meclisin gündemine bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor sevgili izleyenler. Önümüzdeki 5 yılın yol haritasını içeren 12. Kalkınma Planı görüşülecek. 2024 yılı bütçesi komisyona gelecek. Genel kurulsa emekliye tek seferlik 5000 lira ödeme yapılmasına imkan veren madde için toplanacak. Bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437,1 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayla birlikte en yoğun dönemine giriyor. Bütçe maratonu start alıyor. Genel kurulda dahil tüm başlıklarda ekonomi var. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 12. Kalkınma Planı pazartesi ve salı Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Perşembe günü 2004 yılı bütçesinin geneli üzerinde görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma ise meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek. Turizm Bakanlığımızın hem kendi çalışanlar açısından hem de illerde valilik açısından ciddi denetleme getiriyoruz. Genel kurul mesaisine 24 Ekim Salı günü başlayacak. 16 maddesi kabul edilen konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü görüşülecek. Düzenleme ile konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Maddeler arasında emeklilere bir kerelik 5000 lira ödenmesi de yer alıyor. Afetlere dirençli hale getirilebilmesi için tek çare de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın hızlandırılması olacaktır. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren teklifte bu hafta Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na geliyor. Tasarıda deprem bölgesi ve diğer kentlerde dahil riskli binalara ilişkin yeni süreçler ve kararlar yer alıyor. Daha önceden 3'te 2 çoğunlukla ilgili alınan kararların salt çoğunluk %50+1 ile alınması hüküm altına alınmaktadır. Düzenleme ile riskli yapı tespitine engel olanlara karşı mülki amir devreye girecek. Kapalı kapı ve alanlar kolluk kuvvetleri gözetiminde açılarak inceleme yapılabilecek. Gözler bu haftada liderlerin parti grup toplantılarında vereceği mesajlar üzerinde. İlk söz sırası Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olacak. Ardından Yeşil Sol Parti'nin grup toplantısı gerçekleşecek. Öğleden sonra sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alacak. Çarşamba günü ise ilk olarak Saadet Partisi grubu toplanacak. Sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüden mesajlarını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti grup toplantısında konuşması bekleniyor.